Arkadaşlar ilk çağlarda uygarlık bölgelerinden biri de Ege bölgesiydi. Dolayısıyla Ege uygarlıkları eski çağ uygarlıklarının en önemlilerinden biridir. Ege uygarlıkları kapsamında Yunan uygarlığı yani antik Yunan dönemini Girit uygarlığı ve Miken uygarlıklarını inceleyeceğiz. Öncelikle Yunan uygarlığıyla başlayalım. Arkadaşlar Yunan uygarlığı şehir devletleri olarak örgütlenmiştir. Yunan uygarlığında oluşturulan şehir devletlerine polis adı verilmekteydi. Hemen eski bilgilerimizi hatırlayalım. Sümer uygarlığındaki şehir devletlerine site, Mısır uygarlığındaki şehir devletlerine nom, Yunan uygarlığındakilere ise polis adı verilmektedir. Atina gibi, Sparta gibi, Larissa gibi, Korint gibi, Tebai gibi çeşitli kent devletleri Yunan uygarlığında bulunmaktadır. Bu şehir devletleri arkadaşlar sürekli olarak birbirleriyle de mücadele halindedirler. Bir tek Pers istilasına karşı bir araya gelebilmişler ama bunun dışında kendi aralarında da rekabet halinde olmuşlardır. Dolayısıyla her zamanki kuralımızı gene hatırlatmak gerekir. Şehir devletleri olan bir uygarlıkta kesinlikle ve kesinlikle siyasi birlik yoktur. Yani tek bir devlet çatısı altında birleşememişlerdir. Yunan uygarlığının en karakteristik özelliklerinden birisi arkadaşlar ekonomik faaliyetleridir. Yunan uygarlığı da ülke topraklarının tarıma çok fazla elverişli olmamasından dolayı deniz ticaretiyle yani kolonicilikle ilgilendiğini görüyoruz. Bunun dışında Yunan uygarlığında arkadaşlar birçok eski çağ uygarlığındaki gibi sosyal sınıflaşma mevcuttur. Yani toplum sınıflara ayrılmıştır. Dolayısıyla eşitsizliğe dayalı yapı zaman içinde toplumsal sınıflar arasında huzursuzluk ve kargaşaya sebep olmuş. Ve bu durum beraberinde bazı demokratik gelişmelere ve hukuki düzenlemelere sebep olmuştur. Arkadaşlar Yunan uygarlığında sosyal sınıflaşma vardır yani eşitsizliğe dayalı bir toplum yapısı vardır. Ancak Yunan uygarlığı içerisinde sosyal sınıflar arasındaki mücadeleler, huzursuzluk, sosyal sınıf rekabetleri beraberinde çeşitli hukuki gelişmelere de zemin hazırlamıştır. Bunu incelediğimizde şehir devletlerinde bazı Yunan kralları adı verilen Arhonların bazı reformlar yaptığını görüyoruz. Özellikle Drakon gibi, Solon gibi, Kristenes gibi bazı Arhonlar yani Yunan kralları kendi dönemlerinde reformlar yapmışlar. Ve bunların arasında en önemlisi de Kristenes reformlarıdır. Kristenes'e bakıldığında özellikle sınıf farklılıklarını ortadan kaldırdığını görüyoruz biz. Yani kendi kent devletinde eşitliği getiren bir kraldır ve sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmasının yanında halk meclisleri de kurarak halkın yönetimine katılımını sağlamıştır. Bu anlamda Yunanistan'da ilk kez arkadaşlar halk yönetime katıldığı için demokrasi kavramı da böylece ortaya çıkmıştır. Biz Yunan uygarlığında arkadaşlar bilim ve felsefenin de geliştiğini görüyoruz. Özellikle felsefe alanında Sokrates gibi, Platon gibi, Aristo gibi bazı önemli düşünürler ve felsefeciler ön plana çıkmışlardır. Diğer uygarlıklarda da bahsetmiştik. Dolayısıyla Yunan uygarlığında bilim ve felsefenin gelişmesinin temel özellikleri neler? Bunlardan birincisi tabii ki her zamanki gibi arkadaşlar düşünce özgürlüğüdür. Yani özgür düşünceye önem vermeleridir. Yine siyasi yapı bunda etkili çünkü şehir devletleri var ki bazı şehir devletlerinde demokrasi yönetimlerinin uygulandığını görüyoruz. İlkel de olsa demokrasinin uygulanması insanların daha rahat hareket etmelerine sebep olmuş ve ticaret Yine ticarette bilimin ve felsefenin gelişmesinde etkili. Çünkü farklı kültürlerle iletişim halindedirler, etkileşim halindedirler. Dolayısıyla bilim bu sebeple gelişme göstermiştir. Yunan uygarlığı arkadaşlar çok tanrılıdır. Birden fazla tanrıya inanırlar. Hatta en çok bilinen tanrılarından biri Zeus mesela. Yunan uygarlığına ait tanrılardan biridir. Yunanlılar da tanrılarını yarı insan olarak düşünmüşlerdir. Yarı insan şeklinde düşündükleri için de aynen İyon uygarlığı gibi Yunan uygarlığında da heykelcilik sanatı gelişmiştir. Arkadaşlar Yunan uygarlığının en önemli özelliklerinden veya etkinliklerinden birisi olimpiyatlardır. Olimpiyatlar tanrıları Zeus adına 4 yılda bir düzenledikleri spor yarışmaları ve şenliklerdir. Burada özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz Yunan uygarlığında siyasi birliğin olmadığını söylemiştik. Siyasi birliğini sağlayamayan Yunan uygarlığında olimpiyatlar kültürel birliğin sağlanmasında etkili olmuşlardır. Ege uygarlıklarını oluşturan bir başka uygarlık Girit uygarlığıdır. Milattan önce 3500 ve milattan önce 1200'lü yıllarda yaşamışlardır. Dolayısıyla ada uygarlığı olduğu için ekonomileri balıkçılık, avcılık ve ticarettir ve aynı zamanda adada tarım da ön plandadır. Ticaretten dolayı çevre kültürlerle yakın ilişkiler kurmuşlardır ve en önemli mimari eserleri ise Knossos Sarayı'dır. Yine bir başka Ege uygarlığı Miken uygarlığıdır. Milattan önce 2000 ve milattan önce 1200 yılları arasında yaşamışlar. Yine bunlar da balıkçılık ve denizcilikte ön plana çıkmışlardır. Ve en önemli eserleri de Miken Şatosudur. Müzik